Yani iki insanın bir ömrü beraber geçirmesi. Acısıyla, tatlısıyla, kötüsüyle, yalanıyla, doğrusuyla. İdeali de evliliklerin ömür boyu sürmesi. Evlilik değilse bile aşkların ömür boyu sürmesi. Şimdi amca bize gelmiş. 70 yaşından sonra evlenmiş. Kayınpederi kendisinden küçük. Bir yıldır evli. Karı dayanamamış, kaçmış. Kaçan kadın 55 yaşında. Adı Müderren mi? Neydi? Mücelle. Mücelle. Kayınpeder Müzevver. Kiracı Müderrer. Şimdi ama bakın amcayı bir ver Mustafa amcayı. Bu amca buraya geldi. Şimdi herkes solunu tutsun iyice dinlesin. Ben de inşallah 70'e gelince amca gibi olur muyum acaba diye düşünüyorum. Niye biliyor musunuz? Karısını aramaya geldi. Buradan bir kadını ayarttı gitti. Doğru mu? Ben mi ayarladım gittim? Siz buraya karınızı aramaya geldiniz mi efendi? Evet. Ne işiniz vardı pastanede başka bir kadınla? Başka kadınla ben ölen karıya hayrime etmek. Beyefendi buraya geldikten sonra şurada yukarıdaki pastanede başka bir kadınla. Tamam. Ne iş yaptınız? Ben de bir şey yapmadım ki. Yazın arkadaşlar stüdyoda müthiş yüzleşme yazın. 70 yaşındaki amca. Sonra o kadın seni dolandırmış öyle mi? Ya dolandırmadı. Verdi bana şeyimi. He? Telefonumu verdi benim ya. Ne dolandı? Ne işin vardı senin başka bir kadınla? Ya, çay içirdim burada. Allah Allah. Beyefendi o kadınla eve gittiniz mi siz? Yok. Allah'ım arkadaşlarım de... kaydınızı aldılar. Arkadaşlar demişsiniz ki Allah'ıma eve gittik. Ama diyeyim ya ben öyle iş yapmam. Arkadaşlar bana tam bir anlatın şu hikayeyi. Bu kadın sizi evine götürmüş, evini gezdirmiş öyle mi? Yok. Yalan. Kendin anlattın be abicim yalan. Kendin. Yalan. Vay. Bunu kim anlattı sana burada? Siz kendiniz bize anlattınız beyefendi. Ya. Buraya gelmişsiniz. Gönül öperim ben öyle iş yapmam bu yaşımda ya. Ne işin vardı o zaman pastanede başka bir kadınla? Ya ölen... Ailemi hayrına ben ona yemek verirdim. Yalan değil. Ben hayrına çalışan bir adamım. Süre alabilir miyim? Ha. Arkadaşlar kimi bağlıyoruz telefona? Müzevver kim abi? Müzevver ateşi müdür. Nerede? O benim kireciğim. Az önce bağladığımız Müzevver kim abi? O Müzevver bağlandı. Kaynatam. Geçen gün buraya karımı arıyorum diye geldin. Abi ben seni eleştirmiyorum yanlış anlama. İstediğin oturup çay içersin ama buradan bir başka kadınla gitmişsin çay ocağına. Karşıdaki pastaneye çay içmişsin. Sonra bizim arkadaşlara diyorsun ki o kadın benim telefonumu çaldı. Bak. Tamam. Çaldı. Gitti. Evine gittik. Evinde kızı vardı. Siz kendiniz anlattınız beyefendi bunları. Ya ben öyle şey yapmam. Evine gittim. Telefonu almaya gittim. Boş kötü yola mı gittim ben? Bu yaşında benim o hayat olur mu? Olur. Keşke ben de senin yaşında gidebilsem. Müzevver amca. Bağlayalım mı o bayanı telefona? He? Efendim? O bayanı telefona bağlayalım mı? E bağla. Arkadaşlar bir sessizlik rica edeceğim. Sessizlik. Bağla. Bağlayayım mı? Kadın bağla. Şu anda hatta. Efendim? Peki. Bala Bey abi. Senin karın kayıp filan değil. Seni terk etmiş. Nereden? Terk mi etmiş? Etmeseydi gelsin boşansın. Terk etmese nerede? Niye yanında değil? Gelsin abi... şeysin. Boşansın. Ha boşanmak mı istiyorsun sen? He. İyi söyle şu karşıdan o zaman seni dinliyor karın hadi. Boşanmak istiyorum diye söyle. Adı neydi karının? Mücelle. Mücelle. Mücelle Hanım'a sesleniyor şimdi. 70'lik kayınpederinden büyük damat. Al seslen karşıdan hadi. Alo. Mücelle gel ayrılalım senden. Boşuyorum ben seni tamam. Ne yapacağız lan? Ben ne yapacağım ben? Boşayacağım, mecbur boşayacağım. Zaten programı açmış. Tamam. Bala Bey abi bak sana bir ben senden yaşça çok küçüğüm ama bir küçük tavsiyesi. Bir daha tanımadığın etmediğin kadınlarla oturup çay içme onların da evine gitme. Ya, bugün telefonu kaptırdın yarın başka yeri kaptırırsın bu yaştan sonra rezil olursun. Gözüm benden sana bir torun tavsiyesi. Çoğu zaten ben bu program açıldı burada işlemiyorum benim programa çıkmaya. He? Burada yani benim programa çıkmak burada çok işlenmiyor.